Atölyeye nasıl geldin, ne için geldin? Bu atölyeye özellikle teması ilgimi çekmişti. Çünkü Hisar bölgesini kentsel olarak değerlendirme imkanı sağlayan bir atölyeydi. O sebeple ilgimi çekmişti. Aynı zamanda konuşmacı kadrosunun da iyi olması ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenliyor oluşu da seçme sebeplerim arasındaydı. Açıkçası ben geçen sene görmüştüm Instagram aracılığıyla. Ama portfolyom sağlam olmadığı için yani başvurmak istemedim. Bu sene portfolyomu hazırlayıp yani en sonunda deneyeyim dedim şansımı ve geldi. Şu an nasıl ilerliyor senin için atölye? Aşırı beğendim ortamı. Yani şöyle, sürekli aynı mekanlarda çalışmak açıkçası bize vizyonumuzu biraz daraltan bir şey. Sabit tutan bir şey olduğu için böyle bir yerde çalışmak benim hani farklı bakış açıları kazanmamı sağladı. Ve böyle bir ortam, farklı farklı üniversitelerin arkadaşlar ve farklı görüşteki insanlar, şehir bölgedekiler, mimarlıklar falan. Yani bize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Oluyor da yani şimdiden. Şimdi Atölye Hisar'ın Sokağa Okuma Atölyesi'ndeyiz. Evet. Bu atölyeden beklentilerin nelerdi ve şu an nasıl gidiyor senin için? Önce bölgeyi deneyimleyip anlamaktı. Dünya'nın yaptığımız ilk teknik gezide bunu anlamış ve kavramış bulunmaktayım. Ben bir Bursalı olarak konuşmak istiyorum. Aslında ben Hisar bölgesine gelmeden önce yani ilk Tophane surlarını dışarıdan görerek hani bu zamana kadar 22 yaşıma kadar çok içeri girmeden dışarıdan gözlemleyerek bu zamana kadar geldim. Yani kendi yaşadığım şehirde ama şimdi bu atölye sayesinde hem Hisar'ın iç kısımlarını daha detaylı öğrenme fırsatı buluyorum gezerken. Yani daha önce bu durumu fark etmemiş olmaktan biraz üzgünüm ama atölye sayesinde bunu fark edebildiğim için mutluyum. Gelmeden önce Hisar bölgesi hakkında bir bilgim yoktu. Fakat geldikten sonra Bursa'nın özellikle kuruluş kentsel olarak çekirdeğini sağlayan bir yer ve çekirdeğini sağlamasına rağmen aslında Bursa'nın kalınlığından çok daha farklı, çok daha eski. Sur içinde ve dışındaki kentsel farklılığı çok az okuyabiliyoruz. Geldikten sonra burasının bir ortaçağ şehri olarak da Bursa'ya bir farklılık kattığını, bir özellik kattığını gördüm. Mimari olarak da önemli çıkarımlar yaptım. Açıkçası gelmeden önce araştırmıyorum genel olarak analizlerimde. Çünkü bence en önemli kullanıcıda ilk izlenimlerdir diye düşünüyorum. O yüzden bilinçli bir şekilde araştırmadım. Ama ilk Bursa'ya geldiğim gün yani surları dışarıdan görme imkanım oldu ve çok büyüleyici gelmişti. Yani içeride böyle bir dünyanın olacağını asla tahmin etmiyordum. Burası çok böyle dışarıdan görünenden ziyade çok daha samimi ve bir kültürün yaşatıldığı bir yer gibi geldi. Ben de yaklaşık bir senedir Bursa'dayım. Hani çok gezdiğim söylenemez ama hani turistik yer olarak burası hiç insanın aklından bile geçmiyor. Hani böyle bir yerin varlığını bile ancak Tophane surlarından görebiliyoruz. Benim için de burayı deneyimlemek çok iyi bir deneyim. Gelmeden önce buranın çok tarihi bir yer olduğunu biliyordum. Daha çok onun hakkında bir bilgim vardı ama gelip dolaştıktan sonra, okumalardan sonra bunu daha çok kavramsallaştırmayı öğrendim. Yani onu gördüm burada. O sınırı, Hisar'ın tarihini, evlerle, konutlarla ilişkisini ya da peyzaj ilişkisini, yeşilin içlerde dolaşması. Onları kavramsal anlamında daha iyi anladığımı söyleyebilirim. Hisar denince zaten daha önce de hani genel olarak böyle makaleleri falan okuduğumda Bursa ile alakalı Hisar bölgesi biraz popüler bir durumdaydı. Daha önce de yapılan bir etkinlik konusunda mahalle ölçekli bir şey yapılmıştı. Etkinlik, workshop çalışması yapılmıştı. Onu incelediğimde aşağı yukarı bir iki fikir oluşmuştu bende. O fikir doğrultusunda alanı bir tarihi kent dokusuyla inceleyebileceğim farklı, hatta bir yapının kendisini değil de ilk sur kapısından girdiğim andan itibaren o bölgede bir taşın zamanla yağmur olsun, aşırmalar olsun, eskimesi olsun farklı farklı yaşamlara, döngülere yol açtığını gördüm. Mesela arasından saltanat kapısından içeri girdim de orada bir taşlık bölgenin içinde direkt yeşeren bitkinin böyle bana canlılık, yaşam mücadelesi hissiyatı veriyordu. Daha sonra ilerlediğimde karşımda hemen B rotasında yani olduğum şu anki çalıştığım rotada bir mezarlıkla karşılaştım. Aslında ikisiyle canlılık ve ölüm arasında da bir arafta kaldığımı söyleyebilirim. Hem canlılığı da görüyoruz hem de ölümle geçmişte gelecek arasındaki bir uyumu da görüyorum. Aslında burada hem bir kentin hafızası var hem kesinlikle de bir yandan da yaşam belirtileri var. Çalışma alanımızın bir rotası var. Bu rotada dün hareketsiz nesnelerden bahsetmiştiniz. Siz de bu rotanın bir hareketli nesnesi olduğunuzu düşünürseniz sokakla ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? Ya sokakla ilişkimi herhalde yabancı bir kamera olarak tanımlarım daha çok sanki. Çünkü özellikle de yabancı olunca Hisar içindeki kentsel doku daha organik olduğu için bir sokaktan sonra sokağın ucunu her zaman tam görememe hali var ve nereye çıkacağını tam olarak bilememe hali var. Bir yandan da etrafımızdaki tepe mahallelerinin sokaktaki açıklıklar aracılığıyla bir manzara oluşturuşu sebebiyle etrafı görebilme, yani gökyüzünü, semayı görebilme ama üzerinde
üzerinde yürüdüğün yeri hiçbir zaman tam olarak bilememe durumu var ve daha çok ortamdaki bir kamera gibi hissediyorum kendimi. Çünkü gördüğüm şeyler çok güzel ama bir nesne olarak aslında etrafa bir müdahale kudretinde değilim. Sadece evet, gözlemleyebiliyorum. Şu an okumalarımızdan sonra daha da fark ediyorum ki surlar ve evler arasında sıkışmışlık var. Yani onu hissediyorum yürürken veya hani evlerin yerine koyduğumda bile kendimi surlar arasında sıkışmışlık hissini çok iyi hissettiğimi düşünüyorum. Ayrıca mesela dışarıda bir sur var ve sanki evler de içeride böyle geçirgenliğini sıfıra indirerek bir sur daha oluşturmuş. Yani o iki sur arasında yani sürekli hareket ediyor gibi hissediyorum. Biz en başta bu surların arasında gezerken sürekli mezarlıklar, farklı noktalardaki mezarlıklar ve o kapıların bir şekilde mezarlıklara bağlanması olarak görüyoruz. Ve bu taşları eski ölmüş bir şey olarak görürsek yani aslında şu an yeni hayatla, yeni yapılarla, birleşmeyle bir şekilde bağlanıyor ve yaşanıyor. Bir de şeyi incelemiştik bugün baktığımızda. Hani oralardan o taşların içinden çıkan bitkilerin yine yaşamla ölüm arasındaki o tezatlığı da hani ifade etmesi gibi. Ama bakıldığında şimdi biz onların arasında gezerken yine o taşların arasındaki canlılığı, yine o hayatı da ifade ediyor olabiliriz. Böyle görebilirim. Tüm hisler olarak değerlendirecek olursam genel olarak gördüğüm bir şey var. Bu tarihin içinde her yerde var olan yeşil doku. Evet. Bu bir ağaç olabilir, bir sarmaşık olabilir, yoğurt kovasındaki bir saksı bile olabilir. Bunu her yerde görüyoruz. Canlı olarak o yeşil olursam yolda turların üzerinde insanlarla birlikte yol boyu devam edebilirim. Onların eylemlerini gözlemlerim. Hı-hı. Canlı olarak yeşil olurum. Sonrasında evlerin cephesinde doğan bir sarmaşık olabilirim. Bu sefer bir cephe ögesinde dolaşırım. Dışarıda yine insanları gözlemleyebilirim. Ya da atıl mekanlar otopark olarak kullanılmış. Oralar bile aslında atıl mekan olmasına karşım bir yeşil doku orada yeşermiş diyebilirim. Yine bir canlılık evet, var. Ya da surun bir kapı olarak açıldığı bir yer vardı. Ardında bir konut vardı mesela. Hı hı. Orada sur yukarısında yine bir yeşil doku vardı ama o yeşil doku o kadar fazla ki artık bir saçak görev gibi. Yani bir yağmuru bile engelleyebilecek şekilde. Yani yeşil o kadar her yerde ki saçak olmuş, cephe olmuş, sur boyu insanlarla devam eden bir sokak niteliği taşımış. Yani bir yeşil ögeye olabilirim. Hisar'da yapı okumak atölyesine başlıyoruz. Dün alanı deneyimlemiştik. Bugün yine kendiniz analizlerinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Bir gözlem olarak ve Bursa'ya gelen turist gözüyle baktığınızda Hisar bölgesi sizin için ne ifade ediyor? Aklınıza gelebilecek spesifik yönleriyle tarifleyebilir misiniz? Yaptığımız analizler doğrultusunda Hisar bölgesinin geleneksel konut yapısıyla yeni yapılmış olan, yeni yapılan mimari yapıların bir arada olduğu bir bölge olarak gözlemledik. Tarihi dokuyu korumaya çalışılmış, yani korumaya çalışmışlar ama bazı yerlerde çok başaramamışlar, bunu gözlemliyoruz. Ulaşma olarak eski ve yeni birlikte ama mesela insan sıcaklığı olarak da o eski mahalle sıcaklığı gibi, mesela büyüklerimiz anlattı, eski mahalle sıcaklığını görebiliyoruz aslında. Mesela sokaklarda gezerken gözümüze çarpan, insanların burayı kullanımını etkileyen olumsuz bir özellik var mı? Yani bu şöyle değil de böyle olsaydı diyebileceğiniz. Yer kullanımı olarak aslında ben çok bir sıkıntı görmedim ama taşıtlar için sokaklar çok dar ve taşıtlar aynı anda geçemiyorlar yan yana. Yan sokakları geçip birbirlerini beklemek zorunda kalıyorlar. Sosyalleşecekleri zaman atıyorum işte dışarı çıkıp bir apartmanın önünde oturalım konuşalım yapamıyorlar. Çünkü yolda yani sokak içerisinde arabaların sürekli bir sirkülasyonu var. Onun yerine camdan karşıdaki muhtarlığa bağıran teyze falan görmüştü bugün yani. Gibi. Gezdiğinizde peki sokaklarda o eski mahalle kültürünün yaşadığını gördüğünüz özellikle bir alan var mı? Hisar bölgesinde bence burası gerçekten yaşıyor diyebileceğiniz bir alan eskisiyle. Hem dün gördük hem bugün sabah gördük. Muhtarlığın orada öyle bir alan var ufak ama oradan sonrasında yine bir kopukluk var. Ve bir de aşağıda böyle ara sokaklarda bir yerde Hisar'ın olduğu özellikle yerde teyzeler orada beraber oturabiliyorlar. Tam Hisar'ın arkasında kalıyor. Oralar çok güzel, böyle komşuluk için güzel ama mesela böyle yeni yapılmış yerlerde bunlar pek mümkün değil. Hani apartmana geçilmiş resmen. Nasıl bir kitle olduğunu fark ettiniz? Biraz orta yaşlı bir kitle görünüyor. Gençler çok tercih etmiyor sanırım, eski yapılardan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum ama onun dışında şey eğlence yerleri olmayabilir. Gençlere hitap edilmeyen yerler olduğu için de hani bu olabilir. Genelde ve hani bir de oturulacak yerler de hani böyle yeşil alanlar falan da fazla olmadığı için yine tercih edilmiyor olabilir. Genelde bu rotaları işte gidecekleri yerlere geçiş rotaları olarak kullanıyorlar sadece. Aynen. Ara sokaklar oldukları için. Hisar'ı şu an gezdiniz. Tekrar gelmek ister miydiniz? Yani alanda memnun musunuz? Evet. Yine gezilmesi gerekir. Bu yapıları beraber hani eski yeniyi görmek ve hani belediye de bunun için uğraşıyor. Hatta yani mimarlar da uğraşıyor bunun için falan. Yani bence bu güzel. Tekrar eski kazanılabilir gibi düşünüyorum. O yüzden tekrar bir görmek isterim yani düzeltildikten sonra. Ben de tekrar görmek isterim ama yapılar... Aradım.
Yapılar zaman geçtikçe eskimeye başlıyor. Dokusunda farklılık oluyor ya da yeni bir şeyler eklendiğinde sokak içinde bir katmanlaşma oluyor. Bu katmanlaşmayı da tekrar gelip gözlemlemek isterim. Şu an görmüşsünüzdür zaten şehir merkezinde çarşıbaşı projesi yapılıyor. Hanlar bölgesinin daha ön plana çıkması amacıyla ve Hisar da buraya çok yakın olduğu için sizce bu bölgenin gelişimini destekleyecek bir çalışma mı? Ya da bunun entegresi olumlu mu olur? Bununla alakalı bir mimarlık öğrencisi gözünden nasıl değerlendirirsiniz? Bunu da sormak istiyorum. Seni pek düşünmüyorum. Burayla entegre edilmedikten sonra orası orayı alışveriş bölgesine çevirir. Hani buraya bir şekilde bir bağlantı kurulması gerekiyor bence. Çünkü gençler full oraya doğru kayar. Burası bayağı bir şey olur. Hani terk edilir diye düşünüyorum. Ben o iki bölge arasında, bu iki bölge açıkçası arasında da bir kopukluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradan karşıdan karşıya geçmekte bile çok zorlanmıştık ve bu kopukluğu da taşıt yolunun sağladığını düşünüyorum. O caddenin genişliği, trafiğin akışı o kopukluğu oluşturuyor. Hepiniz şehir dışından geliyorsunuz, farklı farklı illerden. Hisar'a gelen bir turist olarak, turist gözünden Hisar sizce nasıl bir yer, nasıl tariflersiniz, gözünüze neler çarptı? Hepinizin düşüncelerini öğrenmek istiyorum bu konuyla ilgili. Hisar benim için çok farklı bir deneyim oldu. Edirne'de yaşadığım için Edirne'nin tarihi dokusuyla Bursa'nın tarihi dokusunu padişahlar şehri olduğu için açıkçası çok birebir buldum. Benim gezdiğim rotada kat yüksekliklerinden dolayı yerden bakış açısına baktığım zaman gökyüzüne her zaman ulaşabildiğim, bakabildiğim zaman bu benim için bir avantaj oldu. Aynı zamanda hem gökyüzünde hem yeryüzünde bir bağlantı kurabilmemi sağladı. Onun dışında bir sürü tarihi izlerin olması, sosyal yaşantı ve somut olmayan kültürün bütün izlerini görebiliyorum burada. Bunun için ben burayı beğendim ve gerçekten hoş bir deneyim oldu benim için. Bence Hisar mahalle olarak biraz içe dönük bir mahalle. Bu Hisar'ın Hanlar bölgesi tarafına baktığımızda net bir geçişin olmadığını görüyoruz ama sonrasında Hisar'ın daha bu ilerleyen bölgelerine geldiğimizde buradaki mahalle kendi içine dönmüş ve dışarıyla çok bağlantısı olmayan bir mahalle bana kalırsa. Buna rağmen mahalle insanları çok tatlı bizce. Bizi nerede görseler durduruyorlar, evlerine davet ediyorlar. Onun dışında Hisar'la ilgili benim bir olumsuz görüşüm var. Ben Antalya'dan geliyorum. Orada da kale içi var böyle ve o kalenin içinin Hisar'ın dokusu her yerde devam ediyor. Evler de dahil. Ama burada çok korunamamış gibi hissettim ben açıkçası. Kale surlarını görmesek Hisar'ı içeride çok hissetmiyorum. Onun dışında güzel bir yer. Yani gelin olarak Hisar sizce nasıl olsaydı şu an daha iyi bir şekilde korunurdu ve yaşardı? Öncelikle bence buradaki mevcut tarihi dokunun korunması çok önemli bir nitelik. Buradaki yeni binalar, yeni oluşumlar yapılırken açıkçası bu tarihi dokunun çok korunmadığını ve bazı geçişlerde tarihi bir dokudan yeni bir dokuya geçtiğimizi hissediyoruz. Ve açıkçası burada yürürken insanın kafasının arka planında oluşan işte o geçişler açıkçası hem biraz rahatsız edici hem de bu kültür varlığının bir şekilde düşmesine sebep oluyor. Bunun dışında eskiden buradaki komşuluğun çok kuvvetli ve sosyal yaşantının çok yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Fakat şu anda insanlar daha fazla kendi içerilerine dönüyorlar. Bunun için mesela kentsel açık peyzaj alanlarının çok az sayıda olduğunu görüyorum. Hisar'daki atıl boş alanlara insanların vakit geçirebileceği rekreasyon alanları ve açık yeşil alanların bence olabildiğince fazla tutulması belki bu eski sosyal yaşantının üst seviyesine çıkmasına yardımcı olabilir. Onun dışında araç trafiği yoğunluğu var ve bu yoğunluk maalesef ekolojik olarak bir sıkıntı yaratıyor burada. Bunun için peyzaj olarak belirli başlı ibreli ağaçların ve daha fazla işte bitki kullanımının ön plana çıkması belki Hisar'ın seviyesinin bir üst daha ötesine geçmeye olanak sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani biraz daha açık alan kullanımı destekleyecek şeyler olsa. Evet, evet. Ben de buraya bir kullanıcı gözünden bakmak istiyorum. Biz bu rotayı gezerken birçok kişiyle konuştuk aslında. Ve buradaki kullanıcılar baktığında burada hani ne kadar sosyalliğin devam ettiğini söyleseler de pek bir buluşma alanlarının olmadığını tespit ettik. Bunlardan yakınıyorlar ve başka kullanıcılarla yine konuştuğumuzda burada alışveriş yapabilecekleri çok bir yer olmadığını yine söylediler. Bu konu tartışılır aslında. Buraya Hisar'ın içine market yapılması, bu zincir marketlerin yapılması buranın tarihi dokusunu bizce bozar ama kullanıcı bunu istiyor. Kesinlikle şu olmalı diye bir şey söyleyemem. Kullanıcı tarafından baktığımızda istekler farklı. Biz mimar açıdan baktığımızda istekler daha farklı oluyor. Ama arkadaşımı desteklemem gerekirse bence ortak buluşma alanlarının yapılması gerekiyor buraya da. Benim söyleyebileceğim şey de çocuklar aslında. Çocuklar için bir alan bırakılmadığını gördüm ben. Çocukları biraz fotoğrafladım. Genelde hep evlerin camlarında dışarı bakarken çok bir oyun alanları da yok. Araçların içinde, araç trafiğin içinde oynamaya çalışıyorlar bulabildikleri alanlarda. Bence biraz da çocukların toplanma alanı için bir şey düşünmeleri gerekiyor bunun için. İlla Pınarbaşı Parkı var. Sürekli herkes onu söylüyor ama orası da ulaşıma çok açık bir yer değil
bence. Burada insanlarla konuştuğum zaman şunu ilettiler. Çok eski tarihlerde her sokak başında belirli direkler varmış ve her mahalle, yani her sokak kendi içerisinde o direkleri belirleyip herkes, işte mahallenin gençleri, işte delikanlıları, kızları o direklerde buluşurmuş belirli saatlerde. Fakat artık bu direklerin yok olduğunu ve bu insanların bu buluşmaları gerçekleştiremediğini görüyoruz. Belki de o yüzden arkadaşlarımın da dediği gibi bu şekilde eski mirası yaşatacak şekilde, belki hani direk tamamen olmayabilir ama bunu soyut olarak aktarabilip o buluşma alanı yaratabilirsek o şeyi tekrar yakalayabileceğimize inanıyorum. Aslında o işaret öğeleri insanların sosyalleşmesini de destekleyen unsurdu. Yani geçmişten günümüze aynı şekilde korunmasa da bence de soyutlanarak yine günümüzde yaşatılabilir. Şu an zindan kapıdayız. Sizin de rotanızda yer alan bir nokta burası. Ve buranın restorasyon çalışması yakın bir süreçte tamamlandı. Şu an hem sanat galerisi olarak hem de kafeterya olarak hizmet veriyor. Peki sizce bunun restorasyon çalışmasında eskinin bu şekilde benzer bir taş dokuyla tamamlanması eskiye karşı bir saygısızlık olarak mı yorumlanmalı, yoksa daha iyi bir şekilde yaşatılması anlamına mı geliyor? Yani bir mimar gözünden, mimar öğrencisi gözünden merak ediyorum fikrinizi. Dokuların tabii ki korunması çok önemli. Bu malzeme konusunda açıkçası çok fazla yorum yapamayacağım. Fakat bunun bu şekilde hem sosyal alana çevrilmesi hem bu değeri burada yaşatabilecek bir nokta olması güzel bir şey. Restore açısından da yani gerekli ve yeterli malzemenin açıkçası şu anda hani kullanabildiğini ve ileriki zamanlarda kullanıcı isteklerine ve görünüşe göre belki değişiklik gösterebileceğini düşünüyorum. Yine olumlu ve olumsuz taraflarından bakmam gerekirse bence buranın tamamlanması mahallenin içinden sokaklardan çıkarken ölçeğinin oldukça büyük olduğunu bize hissettirebiliyor. Tamamlanmamış olsa biz belki bu ölçeği hissedemeyeceğiz. Ama malzeme konusuna baktığımızda bu konu yine tartışılabilir. Hani daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ve az önceki konuştuğumuz insanların toplanma alanlarının olması konusuna değindiğimizde de burada aslında kısmen burası denenmeye çalışmış. Burada ortak toplanma alanı oluşturulmaya çalışmış. Ve burası da müzeye desteklenmiş bence. Malzeme olarak ben de bakacak olursam eskinin taklit edilerek tekrar bir taş dokuyla olmasını çok olumlu karşılamıyorum açıkçası. Yeni malzemeler, yeni teknoloji var ve eskiye saygılı bir şekilde, onun dokusuna saygılı bir şekilde yeni malzemeyle tamamlanması bence daha doğru olurdu. Bunun birçok örneği de var. Eski taklit etmek bana bilmiyorum çok olumlu gelmiyor. Teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.